Merhaba sevgili seyirciler. Burada Mısın ekibinin hazırlayıp sunduğu Söz Sizde programıyla bugün Paşapınar'dayız. Şimdi Paşapınar Köyü Muhtarı Sayın Nuran Hanım'ı zeytinlikte zeytin toplarken bulduk. Şimdi onunla röportajımızı gerçekleştireceğiz. Nuran Hanım merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. İsmim Nuran Nalbant Dursun. Orhan Gazi Paşapınar Muhtarıyım. Köyümüzün geçim kaynağı zeytin. Gördüğünüz gibi zeytinlerle uğraşıyoruz. Tamam. Şimdi Orhan Gazi her geçen gün gelişen bir ilçe. Bu anlamda Paşapınar'da bütün şehir yasası kapsamında mahalle oldu. Paşapınar'ın mahalle olması size ne kazandırdı, ne kaybettirdi? Vallahi tabii ki artıları olduğu gibi eksileri de oldu. Şimdi mesela çöplerimiz düzenli olarak alınıyor. Ondan sonra Buski'de su sorunlarımız falan olduğunda hemen Buski çözümünü buluyor. Yani her şeyde faydası da oldu. Tüzel kişiliğimizi kaybettik eksileri de. Yani bunlar. Bölgede Türkiye'nin en iyi sofralık zeytini yetişiyor. Bölgenin en önemli geçim kaynaklarından birisi de o zeytin. Bununla alakalı Marmara Birliği'nin açıkladığı taban ve tavan fiyatları desek bu konu hakkında bize ne söyleyebilirsiniz? Marmara Birlik tamam yani iyi ki de Marmara Birlik var diyoruz şimdi şu an. Çünkü Marmara Birlik'ten başka alıcı yok. Sadece bir tane tüccar var köyümüzde. Yani diğer köylerde o bile yok. Marmara Birlik alıyor ama Marmara Birliği'nin de üyelik şeyi çok fazla. 12 bin ya da 9 bin olacak. Yani herkes üye olabilsin. Üyelik ücretinden mi bahsediyorsun? Evet. Üyelik ücreti çok yüksek. Anladım. Daha önceki çıkarılan üyelere bir kolaylıklar sağladılar. Yani bu az fiyatla oldular bazıları ama yani yeni üye için çok zor. Anladım. Şimdi Paşapınar'ın en önemli eksikleri desek bize neler söyleyebilirsiniz? Bizim şimdi girişte belki de görmüşsünüzdür bir telefon kazımız oldu telekom tarafından ama telefonlarımız yani 6 ay çalışmıyordu. Yaşlı kesim bizde daha çok mecburduk onu yaptırmaya yani belediyemizle işte işbirliği içinde onun kazılmış yerleri düzelmedi. En büyük şey sıkıntımız şimdi şu an o. Bir de parke yapılacak yerlerimiz var yani bu eksiklerimiz var. Sularımız dağlarda kaynak sularımız var. Yani bunları toparlayıp yeniden biz yeni bir su deposu yaptırıp ya bunlar hepsi Buski'nin yatırımı dahilinde ama yani daha yapılacak çok şeyimiz var. Yani olacak diye bekliyoruz. İnşallah. Yaklaşan yerel seçimleri de göz önünde bulundurursak mevcut yönetimden ya da adaylardan beklentileriniz nelerdir? Vallahi hizmet bekliyoruz tabii ki de. Daha güzel yani Orhan Gazi'nin herhangi bir mahallesinde içindeki bir mahallesi madem mahalle olduk biz de aynı şeylere sahibiz haklara diye düşünüyorum. Yani daha güzelleştirilebilir her şey. Anladım. Zaten yapmaya çalışıyorlar ellerindeki imkanlar doğrultusunda. Yani yapacaklarını da yani temenni ediyoruz. Muhtarlığınız, yani muhtarlık yaptığınız dönemde beldeye gelen hizmet oranında bayağı bir artış görülür. Bu çalışmalardan bize kısaca bahseder misiniz? Vallahi parkesi eksik olan yerlerimiz vardı. Onlar yapıldı. İlk önce arazi yollarımız çok kötüydü. Yani onlar düzeltildi. Büyükşehir'den, Büyükşehir Belediyesi'nden 15 gün küçük bir şey. Şimdi bizim graderler geliyor ama yani gördüğünüz gibi hep zeytinlik bu aralar, yollar dar olduğu için o büyük graderle iş göremiyoruz. Onun için bize küçükler lazım oluyor. İşte Büyükşehir'in şeyiyle yani o zamanlar yaptık. Mezarlık duvarlarımız yapıldı. Gördüğünüz gibi bizde bir de biz Ali Paşa'nın çiftliğiymiş burası. Yani isminden de anlaşılacağı gibi Paşapınar olma sebebi. Paşa mezarları düzenlendi orada yani çok atıl durumdaydı. Daha da yani işte olacak diye bekliyoruz. Anladım. Seçimlere kısa bir süre kaldı biliyorsunuz. Evet. Muhtarlığa tekrar aday olacak evet, mısınız? Adayım. Adayım ama tabii ki de köylümün, vatandaşımın takdiri. Seçerlerse inşallah oluruz. Köylüyle röportaj yaptığımız esnada okulla alakalı bize birkaç şey anlatıldı. Biz de bu konuyla alakalı birkaç görüntü aldık.
Bu konuyla alakalı bize ne söylemek istersiniz? Şimdi ben ayrıca muhtar olduktan sonra kadınları yani ev ekonomisine katkıda bulunsun. Bir de kadın istihdamı dedik. Dernek kurduk. Kadın derneği kurduk. Köy ekmeği yaptık. Salçalar yaptık. Zeytinyağı sıktırdık. Orada yani derneğimizde satmaya çalıştık. Daha sonrası da vali beyin, giden valinin Münir Karaloğlu'nun isteği üzerine bir üreten kadın derneği federasyonu kurduk. Onun da yani ayrıca üyesiyiz. FSM'de bir dükkan açtık. Orada yani sıcak sunum. Biz yalnız okulumuz eski 25 senedir atıl durumda olan bir eski ilköğretim okulumuz var. Hem bunu yani kendi okuduğum bir okul. Onu yıkılmasın, bakımı yapılsın. Hem bir de derneğimizde de kahvaltı evi yapılsın olarak düşündük. Sonra BEPKA'ya iki kez proje yazdık. Kaymakamlık desteğiyle, belediyenin desteğiyle. Ama yani olmadı. Projemiz kabul edilmedi. Dört aşamayı geçti. Sonuncu da fazla kırsal değilmişiz. Daha kırsal yörelere olması gerekiyormuş diye. Yani ondan kaybettik. Oraya dediğim gibi işte o derneği kurduk. Ayrıca derneğinde başkanıyım. Paşapınar Kadınları Dayanışma Derneği başkanıyım. Oraya bir kahvaltı evi olmasını çok istiyorum. Bunu her yere talep ettim. İstedim. Yani hem kadınlarımız aile ekonomisine katkıda bulunacak, hem kadınlarımız eğitilecek, yani istihdam olacak kadına. Ya bu en çok yani muhtar olma nedenlerimden birisi de buydu. O okulu yani kazanmaktı. Mal müdürlüğünde işte yani ne kiralayabildik, ne şey yapabildik. Şimdi de yani Cumhurbaşkanımızın kararı üzerine 100 günlük bir şey varmış, proje varmış. Yani eski okullar satılacakmış. Ben kesinlikle bizim okulumuzun yani satılmasını istemiyorum. Köyümüze kazanılması, kadınlarımızın kazanılması için yani o okulu istiyorum. Son olarak burada mısın kullanıcılarına, mahalle halkına ve sizi dinleyenlere neler söylemek istersiniz? Vallahi biz muhtarlar olarak bizden mahalle halkımızın çok beklentileri oluyor. Ya bizim de elimizde tabii ki de bir sihirli değneğimiz yok. Bir sihirli değneğimiz olsa yani dokundurup hemen her şeyin olmasını isteriz. Ama biz de bir yerlere talep ediyoruz, bildiriyoruz. Yani oradan olmasını bekliyoruz. Yani yaparlarsa oluyor. Yapılmazsa da olmuyor. Ayrıca böyle bir program hazırladığınız için size çok teşekkür ederim. Yani sorunlarımızı dile getirmek amacıyla yaptığınız bu program için ayrıca çok çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Şimdi de Ali Bey ile beraberiz. Ali Bey merhabalar. Şu an hasat durumundayız biliyorsunuz. Zeytin durumu sizce nasıl? Bunu bize biraz açıklayabilir misiniz? Zeytin durumu bence iyi değil yani. Gurt diyorlar. Gurt çok hakikaten. Ama bunun nereden olduğu belli değil. Bilmiyorum yani kasıtlı mı yaptılar, hükümet mi yaptı, kim yaptıysa ilaçların şeyini düşürdüler. Zehirler öldürmüyor. Bizi öldürüyor ama sineği öldürmüyor. Sinekler canlı arkadaş. Daha sinek ölmedi yani. Bazı arkadaşlardan duyuyorum ben, eski zehirleri açıyorlarmış, içinden kurt çıkıyormuş. Şimdi teknoloji diyorlar, dünyada ben seneler önce kooperatifte yöneticilik yaparken tabelalar çıkardılar o zamanlar. O bize pahalı geldi, biz buna uyamadık. Ama teknoloji ise çiftçiye neye yok bu teknoloji arkadaş? Biz rahatsızız yani. İlaca, zehire dünya para veriyoruz, zeytini gene dibinden alacağız. Bir de duyuyoruz yağlar da iyi değilmiş. Vallahi fiyatlar da iyi değil. Marmara Birliği'nin açıkladığı taban fiyatı da o kadar şey değil, cazip değil. Yani şöyle bir durum var, bizim aklımızda dalga geçiyor gibi bir durum bence. Tavan 180 tane zeytin, kardeşim 180 tane zeytin 15 lira versen ne olacak? Benim elimdeki mal 240-250, sen bunu 5 liraya 6 liraya alıyorsun. Bu mudur fiyat? Bu fiyatlarla biz bir şey yapamayız. Mazot alt, ya 50 liralık mazot alıyorum, 7 litre mazot arkadaş ya. Bir de düşünebiliyor musunuz? Belki de dünyada ilkiz gübreye KD şey koydular. Özel tüketim vergisi. La arkadaş, gübrede özel tüketim neye işe yarar? Nedir bu?
Kimse bizim şeyimiz de yok. Birliğimiz de yok. Ben zaman zaman odaya uğrarım. Oda bir şey yaramıyor ki kardeşim ya. Ziraat odası hiçbir işe yaramıyor bence. Örgütlü değiliz biz. Köylünün kimsesi yok. Ha önceden kooperatifimiz vardı. Yapıyorduk, ediyorduk. Bilmiyorum ben de çok yöneticilik falan yaptım. Şimdi o da yok maalesef. Vallahi köylü perişan arkadaşım. Peki Ali Bey biliyorsunuz seçimler yaklaşıyor. Belediye seçimleri yaklaşıyor. Var olan belediye ile ilgili ya da gelecek olan belediye seçimleri ile ilgili beklentileriniz ya da köyünüzle, mahallemizle ilgili sorunlarımız, beklentilerimiz nelerdir acaba? Bakın arkadaşım benim hiç beklentim yok. Ben köylüyken çok mutluydum. Çok güzeldi. Bir örnek bir köyüm vardı. Kendi kendimize yetiyorduk. Benim dağda dünya kadar suyum var. Aşağıdan bana su basıyor. Para veriyor. Parayı. Ya benim pınarlarım boşa akıyor. Dere var güldür güldür şu anda. Bana göre tertemiz su dövülerek geliyor. Ama bana aşağıdan su basıyor parayla. Ben köylüyken 2,5 kuruşa, 25 kuruşa su içiyordum. Su kullanıyordum. Şimdi suya para yetiştiremiyoruz biz arkadaş. Ben köylüyüm. Köylü olmaktan mutluyum. Ben köyümü geri istiyorum. Devam ediyoruz. Şimdi Paşapınar Köyü'nde İsmail Bey ile beraberiz. İsmail Bey, merhabalar. Bu dönemki zeytin durumuyla alakalı bizlere ne söylemek istersiniz? Biliyorsunuz hasat dönemi şu anda. Evet. Şu anda zeytin durumu çok kötü vaziyette. Çünkü hem kurt vuruyor hem de piyasanın çok düşük olmasından dolayı memnun değiliz. Niye derseniz geçen yıla göre çok büyük bir düşüş var. Geçen yıl Marmara Birlik fiyatları 13 lirayken bu yıl 9 liraya düştü. Taban fiyat zaten düşük. Orta zeytin 5 lira. Biz diyoruz ki devletimiz buna el atsın. Biz de artık köylü olaraktan yüzümüzün gülmesini istiyoruz. İlaç pahalı, gübür pahalı, işçilik pahalı. Hepsi pahalı. Bu durumda bizler zarar ediyoruz yani. Kar edemiyoruz. Son olarak buradamızın kullanıcılarına, mahalle halkına ve bizi izleyenlere neler söylemek istersiniz? Öncelikle sizlere teşekkür etmek isterim. Böyle bir program yapıp bizlere yardımcı olduğunuz için. Şu andaki durumumuz diyebilirim ki köyün %80 haneler kapalı. Gençlerin geriye dönüşünü istiyoruz. Gençlerimizin %80'i göç etmiş durumda. Sırf maddi imkanlardan dolayı. Bizim gelirimiz sadece zeytin olduğundan, zeytinde para etmediği için gençlerimiz şu anda köyü terk etti. Bunun geri dönüşünü istiyoruz. Eğer ki bunun dönüşü olmazsa buradaki neslin tarımcılığı bitecek artık. Yani bitme noktasına geldi. Tarımcılık bitecektir. Geriden gelen genç nesil olmazsa tarımcılık bir şekilde bitecek. Kendiliğinden bitecek. O zaman da dışa bağımlı duruma kalacağız. Şu anda zaten görüyorsunuz. Her şeyi ithal eder duruma geldik. Destek bekliyoruz. Büyüklerimizden beklediğimiz bu. Peki İsmail Bey çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet. Evet sevgili seyirciler, Burada Mısın ekibinin hazırlayıp sunduğu Söz Sizde programıyla bugün Paşapınar'daydık. Bir dahaki programda görüşmek üzere, hoşça kalın.